Türkiye koronavirüsle mücadele ederken tedavide de büyük başarı gösterdi. İyileşenlerin sayısı 144.598'e yükseldi. Ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarının bir ilacı kendi sentezleriyle ürettiğini söyledi. Şimdi Türkiye'nin tedavideki başarısını konuşacağız. Hangi ilaçlar faydalı, neler kullanıldı ve TÜBİTAK'ın geliştirdiği ilaçla ilgili detayları Üsküdar Üniversitesi Farmakoloji Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay karşımızda. Sayın Uzbay, iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler Ebru Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi baktığımız zaman iyileşen hasta sayımız dikkat çekici. En başından beri tedavide iyi gidiyoruz ve 144.598 kişi koronavirüsten kurtuldu. Şimdi bak, tedavide Türkiye'de hangi yöntemler kullanıldı? Dünya genelinden farklı olarak yöntemler kullanıldı mı Türkiye'de? Ve yine Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ilaç da vardı. Onu da konuşalım hocam. Evet. Şimdi Türkiye dünyanın bilimsel olarak gelişmiş olan ülkelerinden veya kanıta dayalı tıbbın bize söylediğinin dışında farklı bir şey uygulamadı. Ama bunu iyi uyguladığını düşünüyorum ben. Sağlık Bakanlığı en başından beri şeffaf bir şekilde hangi ilaçların nasıl kullanıldığını rehberleriyle açıkladı. Ve 1 Haziran'da hatta bu rehber güncellendi. En son Mayıs ayında bir güncelleme yapılmıştı. 1 Haziran'da bu rehber güncellendi ve güncellenirken incelediğim kadarıyla konularda bölünerek ve çok detaylandırılarak paylaşılmış. Bu Sağlık Bakanlığı'nın vakaların durumuna göre, tedavinin gidişatına göre hekimlerimizin olayı çok yakından izlemesi ve bilgilerini gayet güzel bir şekilde paylaşmalarıyla ortaya çıktı. Ve tabii ki bu tedavide bir etkinlik de kazandırdı bize. En önemli tedavideki başarılardan bir tanesi, tedavinin gidişatına göre bizim hekimlerimizin esnek davranmaları ve hastaya uygun tedavi yaklaşımları ortaya koymalarıydı. Yani belli kılavuzlarda illa şu ilaç şu dozda kullanılacak şekilde bir uygulamaya gitmekten ziyade duruma bakarak, durumu değerlendirerek, çünkü karşımızda çok yeni bir virüs var ve burada gerek bizim Sağlık Bakanlığı'nın rehberlerinde olsun, gerekse dünya çapında bütün ülkelerin, hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün listelerinde yer alan ilaçların hiçbirisi kesin çözüm sağlamıyor maalesef. Ancak iyileşme süreçlerine yardımcı olan bazı ilaçlar var. Onlardan bir tanesi çok meşhur, bu sıtma ilacı biliyorsunuz, hidroksiklorokin. Evet. Değişik şekillerde gündeme geldi. Koruyucu olup olmadığı tartışıldı. Aslında koruyucu bir özelliği yok. Çok fazla koruyucu olmadığını biliyoruz artık. Koruyucu olduğuna dair bir kanıt yok ve bu ilacın koruyucu olarak kullanılması da gereksiz. Ancak bu ilaç yerinde ve zamanında kullanıldığı takdirde birçok hastada hastanede kalış süresini kısalttı ve öbür taraftan da hastaların tabii bu süre içerisinde bağışıklık sistemlerinin de harekete geçerek hastalığı yenmelerine yardımcı oldu. Hastalığın en alevli zamanlarından biriydi. Yanılmıyorsam Nisan ayının ortalarına doğru çok fazla kayıp yaşadık. Biz çok şükür birçok başka ülkeye göre çok daha düşük kayıplarla, hani gönlünüz arzu eder ki hiç kayıp olmadan keşke bu süreç atlatılsaydı, ancak mümkün olabilecek en düşük sayılarla birçok başka ülkeyle, hatta birçok gelişmiş dediğimiz ülkeyle mukayese ettiğimizde Türkiye'de ölüm rakamları, vefat rakamları ve yoğun bakım rakamları çok daha düşüktü diğer ülkelerden. Ve biz şunu yaşamadık, yani İtalya'da, Fransa'da ve İspanya'da, bakın yakınımızdaki bazı Avrupa ülkelerinde ve hatta Amerika'yı da katabiliriz buna, sağlık sisteminin üzerinde bir hasta yüküyle karşı karşıya gelmedik. Yani bizim sistemimiz, yoğun bakım ünitelerimiz ve hekimlerimiz, hemşirelerimiz, gene ilaç tedariki zincirinde yer alan eczacılarımız fedakar bir şekilde çalıştılar burada tabii. Onların hakkında yememek lazım. Hepsini bir kez daha saygıyla burada anmak lazım çabalarından dolayı. Biz bu süreci bu şekilde daha düşük ölüm oranlarında tuttuk ve tam o bahsettiğim hastalığın en alevli dönemlerinde
Favipiravir, bu Çin ilacı olarak biliyorsunuz önce söylendi, Çin'den geldiği söylendi ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Aslında Favipiravir bir Japon patentli ilaçtır. Japonya'da üretilmiştir ve biz ilk etapta bunu Çin'den ithal ettik, getirdik ya da ve arkasından da yoğun bir şekilde kullanıldı. Daha sonra izlediğimiz kadarıyla Favipiravir'i gene hekimlerimiz bu esnek tedavi yaklaşımları içerisinde biraz daha erken dönemlerde hastalara verdiklerinde belli bir grup hastada daha hızlı iyileşmeler gördüler. Ve çok etkili bir silah olarak Favipiravir de kullanıldı Türkiye'de hidroksiklorokinle birlikte. Zaman içerisinde kan sulandırıcıların devreye girdiğini gördük. Bizim hekimlerimiz kan sulandırıcıları da başarıyla kullandılar. Ve bu son şeye baktığımızda son 1 Haziran'da açıklanan, güncellenen rehbere baktığımızda düşük doz aspirinin kan sulandırıcı olarak hastalarda kullanımı gene devreye girmiş durumda. Dipiridamol dediğimiz bir ilaç da kullanılıyor burada gene kan sulandırıcı olarak. Ancak tabii bunların ezbere koruyucu olarak gene kullanılmaması gerekiyor. Özellikle kanama riskini de artırabiliyor. Hekime danışarak kullanılması gerekiyor çeşitli farklı durumlarda da. Dikkat çeken bir diğer durum çocuklarla ilgili daha detaylı tanımlamalar yapılmış durumda. Çocuklarda ilk tercih olarak hidroksiklorokin gene kullanılıyor. Gebelerde kullanılan lopinavir ve ritonavir kombinasyonu vardı. Bunlar da antiviral virüse karşı ilaçlar. Bu ilaçlar çocuklara da öneriliyor ve 15 yaştan büyük olan çocuklara yani 15 yaşını geçmişse bir çocuk favipiravir burada da etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmış. Tedavide genel olarak bizim başarımız hekimlerimizin tedavinin gidişine göre durumu değerlendirmeleri, esnek davranmaları ve duruma göre ilaç tedavilerini yönlendirerek bence önemli bir başarı elde ettiler. Hekimlerimizin elde ettiği bu başarıların ben yayına da dönüşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla miktarda veri birikmiş durumda elimizde. Biz de tabii ki bu verilerimizi bilimsel anlamda yayınlayacağız. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamayla ilişkili olarak bu çok sevindirici bir durum. TÜBİTAK'ta Favipiravir'in sentezinin yapılmış olması. Evet. Ancak ben buna iki açıdan bakmak istiyorum. Şimdi bir tarafından baktığımızda bu bizim kendi ürettiğimiz bir ilaç değil tabii ki. Bu ilacın Türkiye'de sentezinin yapılması, üretiminin yapılması kuşkusuz bizim hem ekonomik gücümüze katkı sağlayacak, cari açığın kapatılması açısından önemli olacak bu muadil ilaç olarak bunu kullanıyor olmamız, hem de dışa bağımlılığımızı azaltacak. Yani biz İstediğimiz kadar stoklayabileceğiz, istediğimiz kadar bu ilacı rahatça kullanabileceğiz. Çünkü bunu sentezlemiyor olsak, bunu yapmıyor olsak dışarıdan sürekli ithal etmek durumundayız veya sürekli getirtmek durumundayız. Şimdi bir tarafı bu, öbür tarafında ben şöyle umut verici bir şey görüyorum. Bakın Türkiye'nin ekonomi, birçok ülke ekonomik sıkıntı yaşıyor. Biz de ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz ama bu ilaç geliştirme meselesi, ilaç geliştirme konusu çok az tartışılıyor. Halbuki ilaç dünyada Ar-Ge anlamında, araştırma geliştirme anlamında bütün Ar-Ge yatırımları içerisinde ilk sırada yer alır. Bakın uzay teknolojilerinden bile öndedir ilaç alanına yatırım yapmak ve ciddi bir hastalığa karşı bu sadece COVID-19 için konuşmuyorum. Birçok hastalık var. Ne bileyim işte psikiyatrik hastalıklar içinde mesela bir şizofreni hastalığı da söz konusu. Rasyonel bir tedavisi yok, kökten bir tedavisi yok. Biz bugün COVID-19'u kökten tedavi etmediğimizi söylerken işte hastanede kalış süresini azaltıyoruz. Hastalığın belirtilerini belki bir miktar baskılıyoruz. Birçok hastalıkta da bu durum söz konusu. Alzheimer gibi, otizm gibi, şizofreni gibi hastalıklar çok önemli. Bu alana yatırım yapmak çok önemli. Eğer Türkiye ki altyapısı var, Türkiye iyi bilim insanları var, Türkiye'nin gelişmiş üniversiteleri var ve her şeyin de illa batıda yapılabileceği, gelişmiş ülkelerde yapılabileceği gibi bir yaklaşımdan da bizim artık kendimizi kurtarmamız, kendi göbeğimizi de kesmeyi öğrenmemiz lazım.
Ayrıca geliştireceğimiz bir ilacın ekonomik ve ticari değerinin çok yüksek olacağını ve bu şekilde ekonomimizi de düzeltebileceğimizi düşünmemiz lazım bence. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının üzerine ilave bir hedef koyulması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Türkiye ciddi şekilde başka ilaçların muadillerini yapmak tamam, ona herhangi bir itirazım yok. Ama kendi orijinal moleküllerini üretmek ve dünyadaki önemli hastalıklara, problemlere karşı çare üretmek noktasında da bir özgüven kazanmalı ve buna yönelik projeleri de düşünmeli diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Sayın Uzbay. Çok sağ olun. Evet, Üsküdar Ben teşekkür Üniversitesi ederim. Farmakoloji'de Aile Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la konuştuk. Türkiye'nin koronavirüs tedavisindeki başarısını ve yine yerli üretim ilacı konuştuk.